Selamlar arkadaşlar, yepyeni bir Backpack Battle videosu ile karşınızdayım. Bugün anketimizin sonucuna göre Venomancer ile oynayacağız. Yılanı alıp rakipleri zehirleyeceğiz ve çok güçlü bir build yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım eğlenceli bir video olur, umarım hoşunuza gider. Şimdiden beğeni ve yorum atmayı unutmayın, hemen videoya geçelim. Evet, bakalım ne geldi. Yine indirimde harika bir kalkan ve diken gelmiş. Ben bunları bir almak istiyorum. Bir tane tava alırsam benim için iyi olabilir. Şuradan bir de taş alalım, bir rol atalım. Çanta falan var mı? Yok. Yani ben burada paramı biraz saklamak istiyorum. O yüzden direkt savaşa gireceğim. Umarım kazanırız. Bir tane kalkan, bir tavayla girdik. Bir de mantar var. Rakip Berserker. Yani Rage modunu açtığı zaman bayağı bir sıkıntı yaşatabilir bize. Birazcık hızlandıracağım ilk savaşları ve açtı Rage modunu. Kaybediyor muyuz? Kaybettik. Maalesef ilk savaşı kaybettik. Bir tane çanta alalım. Bunu böyle koyalım. Böyle yaparsam birazcık daha iyi olabilir. Bir rol atalım. Sarımsak geldi mi? Gelmedi. Abi bir tane daha kalkan geldi. Bu kalkanı da almak iyi. Kesinlikle iyi. Ben bu kalkanı da alacağım. Dikeni almayacağım ama diğer tur bir tane daha çanta bulursam çok iyi olur. Çantayla birleştirip ilerleriz. Şimdi burada rakibimiz Wooden Sword'ları almış. Neler yapacak bilmiyorum ama ben şu an güçsüzüm ya. Tek mantarla ilerlemek zor arkadaşlar. Yani onun vurduklarını kalkanla geri yansıtıyorum. Savaşı kazandım ama bu şekilde fazla ilerleyemem. Şöyle bir tane sarımsak buraya koymam lazım. Hatta şöyle yapmamız gerekiyor. Hatta ve hatta böyle. Evet, bu şekilde oldu. Bir tane muz almalı mıyım? Yani küreyi bir yere koyamam bir tane muz alırsam. Ben bir rol atacağım. Bakalım ne geldi. İksirlerden almayacağım. Zehir build'i yapıyoruz ama ben bu build'i çok farklı bir şekilde yapacağım için bu zehirden almayacağım. Yani zehir iksirinden almayacağım. Bir tane süpürge alalım. Süpürge işimize yarar. Bir kürek daha yaparız arkadaşlar. Kürek önemli yani. Reaper oynuyorsanız kürek yapmanız lazım. Açıkçası böyle söyleyeyim. Şöyle hızlandıralım. 1.1'de izliyoruz. Rakibimiz güçlü bu arada. O Hero Sword'u tavasına güç veriyor. Zehir vuruyor mu? Zehir de veriyor bize. Ben şu an öndeyim. Bir tane şöyle güzel bir vuruş yaparsam harika. İkinci galibiyeti aldık. Güzel ilerliyoruz. Team geldi. Unique bir eşya çıkardık ama unique eşya almıyoruz. Devam. Stamina çantası geldi. Şimdi nasıl yapsak? Bu stamina çantasını nereye koyalım arkadaşlar? Şöyle koyalım. Böyle koyalım. Süpürgemiz de içeride olsun. Bu tavayı almam lazım yalnız ya. İki tane kürekle oynasam iyi olabilir. O zaman şöyle yapacağız. Süpürgeyi buraya koyacağız. Şöyle yapacağız. Tavayı buraya koyacağız. Aynen. Burayı daha güzel bir hale getiremiyor muyum? Mesela şu kalkandan şuradan bir gitsin. Bir tane küreğim dışarıda. Sorun değil. Bir tane daha kürek yaptıktan sonra iki tane kürekle diğer tura başlayacağız. Yani savaşı kaybetmeyelim yeter. Rakibimiz Pyromancer. Yine iki tane kalkanı var. Pardon, iki tane tahta kılıcı var. 79 canı var. Bakalım neler oluyor. Hızlandıralım savaşı. Taşlarım İsabet etti ama mis vurdu. Şu an ben gayet güzel bir şekilde önde götürüyorum ya. Kalkanlarım da güzel çalışıyor. Kazanacağız. Sanırım kazanacağız. Evet, kazandık. Kazandık. Hiçbir problem yok. İlk savaşı kaybettik ama bu savaşları kazanarak ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi. Sarımsak alabilirim. Veya Birdland. Birdland şu an sarımsaktan daha değerli kesinlikle. Çünkü gelecek için Birdland'le planım var. O yüzden ben Birdland'i alıyorum. Bir tane daha stamina çantası işime çok çok yarar. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şurayı gene güzel bir şekilde dizersek harika olur. Demin böyle yapmıştım. Birdland'le burada olsun. Evet, bu şekilde. Rollayalım bakalım. Şunları, taşları satalım, muz alalım ya. Muz daha iyi değil mi? Daha iyi kesinlikle. Tamam, bu şekilde hazırız arkadaşlar. Savaşa girebiliriz. Bir paramız var. Rakipte de iki tane kürek, bir tane mızrak, bir tane hunger bullet. Her şey almış adam. Yani böyle bir açgözlü rakip görmedim. Bütün silahları almış. Şu an en az stamina hangisi harcıyor? Hunger bullet'le mızrakla vuracak bana sürekli. Ama ben daha fazla zehir vereceğim. Daha güzel hasar vurup kalkanlarım daha güzel hasar yansıtacak. Kazanacağımızı düşünüyorum. Hızlandırdım. Canım inmiyor bile, vuramıyor çünkü ve kazanıyoruz arkadaşlar. Gayet iyi, güzel. Dördüncü kupayı aldık. Şuradan harika iki tane eşya geldi. Bakın, bir gobert, bir çanta, bir de mantar geldi. Üç tane güzel eşya gelmiş. Şöyle yapmamız gerekiyor. Bir tane kalkanı bu turluk dışarıda tutabilirim. Gobert'i kesinlikle alıyorum. Ondan sonra bir tane daha çanta almalıyım. Şunu almamız lazım. Evet, bunu almamız lazım. Bunu nasıl alacağız? Bir tane Birdland'i satıp bunu almalıyım. Şöyle koyacağım. Ve seni de buraya koyarsak güzel oldu. Bir tane kalkan dışarıda kaldı ama şu zehirli gobert yaptığımız zaman bu kalkanı da içeriye koyarız arkadaşlar. Güzel. Burada rakibimiz de çili gobert yapacak ama çili goberti daha yapamadan karşımıza geldi. Meşalesi var. Yani yavaş çalışan bir goberti var. Benim gobertim kesinlikle daha hızlı çalışıyor. Savaşı yine 1.1'e alalım. Uzun sürecek bu savaş. Çok fazla can yenileceğimiz için. Bakalım neler oluyor.
Onun meşalesi iyi vuruyor. Bakın staminası bitmiyor. Benim staminam bitiyor gibi. Ama zehir de biriktiriyorum. Ben zehirden kazanırım ya muhtemelen. İksir içti. Kaybediyoruz arkadaşlar. Tam böyle dediğim anda rakip öne geçti savaşta. 34 canı kaldı. Kazanamadık. Adam sonlarda gerçekten çok öne geçti. Hiçbir şey yapamadık. Ve ben bunu neden kilitledim? Ya da ben bunu şimdi mi kilitledim? Önceki tura girerken ben bunu kilitlememiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu almamız gerekiyor. Kristal bizim build'imiz için çok önemli bir eşya. Bir tane çanta, bir tane kristal. Rollayalım bakalım. Buradan bir şeye gelmedi. Bir daha rollayalım. Bir tane daha fanny pack alabilirim. Tamam, çanta sıkıntımız yok. Şimdi şurayı güzel bir şekilde dizmem gerekiyor. Nasıl dizelim? Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Kalkanı şuraya koyalım. Diğer kalkan burada olsun. Bu kürekleri de bir hızlandıralım. Kürekler de ufacık ufacık hızlı vursun. Şimdi stamina sorunu yaşarız diye bu muza mı verseydim ya? Hem de muzumuz can yeniler arkadaşlar. Bence öyle yapmalıyız. Kürekleri buraya koyalım. Böyle yapalım. Şu an çok boş yerimiz var çantada. Onu da görüyorsunuzdur. Hatta şöyle, evet, bu şekilde yapacağız. Muzumuz çalıştığında maalesef ki zehir veremeyecek. Çantanın içinde olmadığı için problem yok. Şu kartı almamız gerekiyor. Kristal çıkarmamız için kristalde kalkanı takıyoruz. Şimdi bu kristal bizim bildiğimiz için çok önemli bir eşya. Nasıl olduğunu hemen açıklayayım. Şöyle, düşmana her 7 debuff verdiğimiz zaman, her 7 kötü etki verdiğimiz zaman 6 zırh kazanıyoruz. Bakın bu Gobert çalıştığında 4 zehir veriyor ya. Yani bu ilerleyen seviyelerde ben sürekli zehir vereceğim için, çok fazla zehirler vereceğim için düşmanlara, bu kristalim aşırı fazla zırh çekecek arkadaşlar. Zırh alacağız. Bunları da şöyle alalım, şuraya koyalım. Bu kartı diğer tur almak istiyorum. Devam bakalım. Neler göreceğiz, neler yapacağız. Çok güçlü bir rakibi olduğunu düşünmüyorum bu rakibin. 2 tane kılıcıyla vurduğunda zaten kalkanımla hasarı sektireceğim. Ve bizim Gobert'imiz hızlı hızlı çalışacak. Yani güzel zehir biriktirip savaşı kazanacağımızı düşünüyorum uzun vadede. Şöyle hızlandıralım. Gene 1'deyiz diyelim. Zamandan tasarruf edelim biraz. 8 zehir vermişiz. Bakın her zehir verdiğimde kalkan kazanıyorum. Bu ileride çok uçuk seviyeleri çıkacağız. Sürekli kalkan kazandığımız bir duruma dönüşeceğiz arkadaşlar. Buradan Venomancer geldi. Venomancer'ı alalım. Zaten Venomancer build'i yaptığımız için Venomancer'ı almamız şart. Buradan kartı da almak istiyorum. Aslında bir tane armor alsam iyi olabilir. Ama şu an için erken sanki. Çünkü daha Venomancer'ı falan koyacağız çantaya. Ya da ilk önce burayı mı dizsem diye bakıyorum. Şöyle koysam, hayır. Burada benim bir dizilim yapmam lazım. En uygun halini bulup hemen geliyorum arkadaşlar. Evet, dizdim. Dizdim, şu şekilde yaptım. Venomancer hem buradaki Gobert'i etkiliyor, hem de kendisi Gobert'ten etkileniyor. Hem de buradaki çantanın içinde ayrıca iki tane küreğim de gene buradaki çantanın içinde. Gobertlerin de güzel çalışacak yıldızları yüksek. Sadece şu sebzeleri yan yana koyamadım. O sorun oldu. Venomancer'ı da iki tane fanny pack'in içine koydum ki hızlı çalışsın. Bir de Venomancer'ı size açıklayayım arkadaşlar. Venomancer nasıl çalışıyor? Şöyle, Venomancer savaşa girdiğimiz anda her yıldızındaki pet eşyası başına bize 4 yonca kazandırıyor ve maksimum canımızı 30 arttırıyor. Üzerimizdeki her yonca başına %5 şansla rakibin zehir silmesini engelliyor arkadaşlar. Böyle güzel bir özelliği var ve ayrıca her 2 saniyede bir rakibe 2 zehir bulaştırıyor. Yani bu yılanı olabildiğince hızlandırıp verdiğim zehir miktarını arttırmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yenileyelim. Bir tane daha mantar geldi. Almak istiyorum ben, çünkü 2 tane Gobert yapmak istiyorum. 2 tane Gobert yaparsam çok güzel bir duruma gelirim. Bu Venomancer'ı birazcık daha hızlandırmak için şöyle yapacağım. Şöyle, şöyle. Ay olmadı, ne yaptım? Bu Venomancer'ım, yılanım 3 tane fanny pack'ten etkileniyor. Ayrıca bu Gobert'imin tek bir kutusu bu çantanın içinde %25 şansla ekstra bir tane daha zehir verme şansı var. Onu gözden kaçırmayalım lütfen. Şimdi bunları buraya koyalım. Evet, böyle birazcık daha iyi oldu sanki. Rollayalım bakalım, bir şey var mı? Kalkan geldi. Ben bu kalkanı almak istiyorum çünkü bu kalkanı büyütmem gerekiyor. Yani bu kalkanlar düşük seviye ya. Yüksek seviye olmasa her zaman daha iyi olur. Bir de onu yükselteceğim. Moon Shield'e dönüştürmem gerekiyor. Evet, uzun bir eşya dizme aşamasından sonra Berserker bir rakiple kazandık. Bakalım neler yapıyoruz. 8 zehir verdik, kalkan aldık. Bakın sürekli zehir verip sürekli kalkan alacağız. Kalkanlarımız böyle birike birike rakiplerden hasar yemez hale geleceğiz bir noktada. Şu anki durumumuz bu ilimizin en dip noktası arkadaşlar. Bu çok farklı bir noktaya, çok uçuk bir noktaya gelecek, emin olabilirsiniz. Şöyle güzel vuruyoruz. 44 zehir vermişiz zaten. Rakip canımızı fazla indiremedi ve savaş bitti. Harika. Şimdi bir tane daha kristal geldi. Bu kristali tabii ki alıyorum. Şu kalkanı alamadık. Paramız yetmedi. Şu taşı satalım, kalkan alalım. Şimdi nasıl yapsak? Ben şunu satmak istiyorum. Bu kalkanı şuraya koyacağım ama yer yok. Sadece bir noktası ya. Şuraya şöyle koyacağız da bir noktası olmadığı için koyamıyorum. Şöyle mi yapsak arkadaşlar? Şöyle yapalım. Küreği satalım ya. Kürekte fazla hasar vermiyorum zaten. Hani verdiğim hasarlar artık biliyorsunuz ki
zehirli olacak. 2 tane de mantar geldi. Hatta mantar sayımız 3 oldu. Bunu da buraya takalım. Fenipek alabilirim sanki. Bir tane fenipek alalım. Şöyle koyalım. Mantarımız hızlansın. Sen de buraya gel. Şöyle yapalım, hatta daha iyi olur. Evet, sen de buraya gel. Rollayalım bakalım. Kuş. Diğer turda bir tane kuş alalım. Kuş önemli. Devam, bu şekilde gireceğim. 4 canımız var. Bakalım neler oluyor. Ranger geldi. Clover'la oynuyor. Yonca build yapacak. Yayları var böyle. İşte bakın. Bu kalkanı almamın sebebi şu arkadaşlar. Rakipler böyle yayla geldiği zaman benim bu kalkanlarım çalışmıyor. Çünkü hani bu kalkanlar sadece yakın dövüş ataklarında etkinleşiyor, çalışıyorlar. Yani bu zehirli Gobert'imi, Poison Gobert'imi çalıştırması için bu kalkanların yükseltilmiş olması lazım. Zaten bu kalkanı da satmayı düşünüyorum. Bu kalkandan bir tane Moon Shield yaparsam, Moon Shield bütün saldırılarda çalışma ihtimali olan bir kalkan. Yani bir tane Manorb gelirse şu an benim işime yarar. Evet, bakalım neler oluyor. Zehir verdik, 12 zehir vermişiz. Zırh almaya devam ediyoruz. Artık 2 tane kristalimiz olduğu için her 7 debuff verdiğimde 12 zırh alıyorum arkadaşlar. Bakın, 22 zehir verdim, zırh alıyorum. Zehir veriyorum, zırh alıyorum. Görüyor musunuz? Sürekli zırh kazanacağım böyle. Rakipler bana hiçbir şey yapamayacak. Dokunulmaz bir hale geleceğim. 29 oldu. Güzel. Zehir vermeye devam ediyoruz. Canımız full, görüyorsunuz. 41 zehir vereceğim şimdi. Rakip canımızı indiremeden 60 armorla savaşı tamamladık. Savaşlar uzun sürecek tabii ki. Benim zehirim yavaş yavaş birikeceği için savaşlar uzun sürecek. Bir tane fenipek alalım. Şimdi bu kuşu şuraya güzel bir şekilde koymam lazım. Bakın, kuşun yeri burası. Yılanı hızlandırması gerekiyor. Şöyle koymam gerekiyor. Kalkanı böyle koyacağım. Rollayalım bakalım. Manor geldi. Ben bir tane mantar, bir tane sarımsağı gönderiyorum. Manor bunu direkt alıyorum. Bunu yükseltelim. Bunu acilen yükseltelim. Daha fazla beklemeye gerek yok. Burada yapabileceğim başka bir şey de yok. Devam arkadaşlar. Güzel. Gayet güzel ilerliyoruz şu an. Bu ildimiz olmak üzere. Zaten oldu da artık geliştirme aşamasına geçmeliyiz. Yani daha güçlü hale getirmeliyiz kendimizi. Rakipte yanan kılıç var. Güzel hasallığa vuracak. Bu armorla beraber sürekli can yeniliyor. Bakalım neler oluyor. Ben zehir vurmaya başladım. Yılanım çatır çatır zehir veriyor. Zehir veriyorum, armor alıyorum. Görüyorsunuz, aldığım armor miktarına, zırh miktarına dikkat etmenizi istiyorum şu an sizden. Güzel zehir de vuruyoruz zaten. Birazcık hızlandıralım arkadaşlar. Savaş uzun sürüyor ya. O yüzden çok yavaş izlemeyelim. Zehir vurmaya devam ediyorum. Aynen, aynen. Şu an rakibim sanki birazcık dayanıyor gibi. Bayağı dayanıyor. Hatta kalkanlar şu zırhıyla bayağı bir can yeniliyor. Ama 57 zehir verip savaşı kazandık arkadaşlar. Canımız yarıya kadar indi. Yani 25 can alıyor arkadaşlar. Her 1,5 saniyede bir 25 can alıyor. Bayağı hızlı. Şimdi ne yapalım? Bir tane çanta alalım. Bunu böyle yan çevirelim. Sen buraya gel. Rollayalım bakalım. Bir tane daha geldi kalkan. Ama şu an 12 para verip bunu alamam. Bu yeterli. Zaten hani bir tane kalkan olduğumu yetiyor ya. Bir tane kalkan bizim için yeterli. Şunu alırsam eğer savaşın başında 3 saniyeliğine aldığım hasarı %25 azaltırım. Hayatta kalmamızı sağlar. Ne kadar çok hayatta kalırsam o kadar fazla zehir biriktiririm. Böyle düşünüyorum. Evet, bunu alacağız arkadaşlar. Bu tırpanı almam gerekiyor. Daha fazla para harcamayacağım. Diğer turda bu küreyi satıp bu tırpanı alıp artık felaket boyutlara gelmek istiyorum. Burada ne yapmış rakibimiz? Berserker bir rakip geldi. Güzel bir build'i var. Alacağı hasarı bayağı bir azaltacak. Ayrıyeten bir de Berserker biliyorsunuz zehire karşı direnen bir rakip. Mesela hangisi de? Evet, bu. Bu eldivenler sayesinde zehire karşı direniyor. %10 bundan, %10 bundan, %20 şansla zehire direniyor arkadaşlar. Bakalım ne kadar direnecek bizim verdiğimiz zehirlere. Ben çünkü 20 zehir vermişim bile ve kalkanları çatır çatır alıyorum. Bana her bu yakın dövüş silahlarına vurduğumda bu kalkanlarında çalışıp Gobert'imi hızlandırıyor. Gene çarpı 1'de izleyelim. Battle Rage modunu açtı. Artık burada bana çok yüksek hasarlar vurması lazım ama vuramıyor arkadaşlar. Çünkü ben zehir vermeye devam edip sürekli kalkan kazanıyorum. Hiçbir şey yapamıyor rakiplerimiz. Hiçbir şey. 9. kupada 20 saniyede güzel bir galibiyet aldık ve hayatta kalma moduna mı geçiyoruz? Hayır, hayatta kalma modu değilmiş şu an. Bu turdan sonra hayatta kalma modu. Küreyi satalım. Şu tırpanı alalım. Bu tırpan biliyorsunuz ki buradaki yılanımla Gobert'imin verdiği zehir miktarını %100 arttıracak arkadaşlar. Bunu çok güzel bir yere koymam lazım. Bunu şöyle mi koyacağız? Evet, bunu şu şekilde koymam gerekiyor. Şimdi ona yer bulabilecek miyim? Önemli olan da o. Bir rollayalım ya. Bir rollayalım, belki çanta gelir. Gelmedi, kalkan geldi. Evet, bir tane çanta geldi. Bir Gobert daha geldi. O Gobert'i de almak istiyorum ben bu arada. Şimdi şöyle yaparsam olur mu? Böyle mi yapacağız? Ya da böyle yapacağız. Evet, bunu böyle yapmamız gerekiyor. Sağ tarafı üstten buraya koyarsam kalkanı falan bozmuş oluyorum. Bunu alttan böyle vereceğiz arkadaşlar. Böyle verdiğim zaman görüyorsunuz. Bu tırpanım ikisini de etkiliyor. Araya bir tane birdlen koymam lazım.
Tamam. Şimdi bu böğürtlen sayesinde bu Gobert'in bir yıldızı daha etkinleşmiş oldu. Bunu buraya koyalım. Hatta şurayı eski haline getirelim. Kalkanımız burada olsun. Bu kalkanımız burada. Bunu koyabiliyor muyuz? Kuşu koyamıyoruz. Kuşu koymakta sıkıntı yaşıyorum. Evet, benim kuşum şu alttan gelsin. Hem bu tırpanı, hem böğürtleni, hem de bu yılanı hızlandırsın arkadaşlar. Alttan desteğini versin böyle. Tamam, oldu ya. Bu şekilde işte. Her şey hazır. Bu mantallar da zaten birazdan bu Gobert'le birleşecek. Hatta şu kömürleri ben şu an takayım. Diğer tur satarım. Evet, güzel oldu. Savaşa girelim bakalım. Artık 10. kupa için oynuyoruz. Rakibimiz ne yapmış? O da tırpan almış. O da çok fazla zehir verecek. Hançerleri falan var. Bir de vampirlik yapmış. Yani can da çekecek. Kuşu da var. Evet, bakalım ne oluyor. İkimiz de zehir bulduyuz. Ama onda ekstra olarak vampirlik de var. Görelim bakalım ne oluyor arkadaşlar. Ben zehir vere vere zaten sürekli zırh alacağımı size söylemiştim. Gene hızlandıracağım savaşı. 0.8 olsun en azından. 35 zehir vermişim. Rakip 23 vermiş. Güzel. Daha fazla zehir veriyorum ve çok kısa bir sürede kazandık sanki ya. Hızlandırdığım için mi öyle oldu? 10 saniyede. Yani bu kadar hızlandırmayacağım. Savaşlar oldu bittiye geliyor. Şu an mesela 10 saniye çok hızlı bir şekilde geçti benim için. Ne kadar zırh aldım, ne kadar hasar vurdum göremedim arkadaşlar. Evet, hayatta kalma moduna 5 canla giriyoruz. 6 karşılaşma, hayatta kalmak zorundayız. Ve ben bir tur aşağıya çekeceğim. Bu Gobert'i alacağım. Börtlen'i alacağım. Ondan sonra çanta lazım. Evet, bir tane daha kristal geldi. Bunu da takalım buraya. Harika oldu. Bir tane daha tırpan geldi. Bunu istiyorum. Muzu satacağım. Bunları satabilirim. Şimdi bu Gobert'i nerede birleştireceğiz? Şurada birleştirebilirim aslında. Şöyle koyalım. Şöyle yapalım. Bakın, Gobert'in yeri burası olabilir. Bunu buraya koyalım. Bir tane zehir buradan versin. Bir tane mantar zehrini buradan versin. Sarımsak falan işe yaramadı şu an. Börtlerini buraya verelim. Bunlar gereksiz. Tamam, bir tane bundan satıyorum. 2 para. Bunu birleştirmiyoruz tabii ki, asla birleşmeye. Diğer tur şunu da alacağım ben. Daha fazla bir şey yapmaya gerek yok sanırım arkadaşlar. Bunu kilitle, ikisi birleşecek. Güzel. Tamam, bir tane daha Poison Gobert'imiz olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Burada rakibimizde balta var. Bakın, balta çok güçlü. Bunu hani biliyorsunuz, oyunu oynuyorsanız veya izliyorsanız biliyorsunuz. Gayet güzel vuruyor. Battle Rage modunu açtığımda bile çok seri vurmaya başlıyor. Çok yüksek hasarlar veriyor. Ama ben şu an seri seri zehir biriktirerek zırh alıyorum. Şu mavi gemi yüzünden arkadaşlar kalkanımı delerek vuruyor bana. Sıkıntı o. Yani kalkanımı delerek çok vurursa bayağı bir sıkıntı yaşarız. Ama şu an zırhım çok fazla. 71 zırhım oldu. Battle Rage modunu açtı. Çok seri vuracak. Zırhımı bitirme lütfen. 47. 59'ya vurabilir miyim bir tane daha o bana vurmadan? Maalesef zırhımı deliyor ya. Bir de %3 şansı. Abi ne kadar çabuk yükselttin sen bunları. Zırhımı dermese savaşa kazanacağız arkadaşlar. Ben buradan bir tane daha tırpan alacağım. Bu tırpanı nereye koymam gerekiyor? Buradan mı vereceğim? Yılanı mı güçlendirsin sadece, yoksa başka bir şey mi güçlendirsin? Bir bakalım. Şuraya koyarsam hiçbir işe yaramaz. Şuraya koyarsam hem Gobert hem yılanı güçlendiriyor ama Gobert'imin bir tane, evet sanırım buradan vereceğiz ya. Şuradan. Yılan etkilemesi lazım. Başka bir şey etkilemesi önemli değil. Şuradan yılan etkilesin o zaman, ne yapalım. Hatta şu çantayı da dik koymam lazım benim. Şu içerideki çantayı dik koymam lazım ki şu Gobert'ler çalışsın. Ben gene o yüzden burayı bir düzenleyeyim. Her şeye en uygun hale getireyim. Geliyorum arkadaşlar. Hop, evet geldim. Geldim bu şekilde. Gördüğünüz gibi şurada bir tane yıldızı boş kaldı. Orayı yapamadım. Yani üstten mi versek acaba şu şeye, kuşu? Kuşu üstten versem oluyor sanki, değil mi? Evet, kuşu üstten versem oluyor. Tamam, burası da tamam. Bütün Gobert'imin bütün yıldızları tamam. Yılanım 2 tane tırpandan etkileniyor. Yani 2 zehir veriyor ya. %100 bundan 4 zehir. Bir %100 daha bundan 6 zehir. Toplamda yılan her saldırdığında 6 zehir verecek. Bu Gobert'lerden de etkileniyor. Bu tırpanda zaten bir tane Gobert'i etkiliyor. Gayet iyi oldu arkadaşlar. Muz dışarıda kaldı. Muzun daha fazla yapacağı bir şey yok. Misyonunu tamamladı diyoruz. Şu ikisini hani alırsam, bir tane daha kalkan yaparsam işimize yarar gibi ama çok fazla ya, çok para. Onu alamayacağım ne yazık ki. Ben buradan çanta alayım. Çantaya gideyim.
yolumuza devam edelim. Evet, 5 karşılaşmadan hayatta kalmak zorundayız. Rakibimiz sincapları almış. Bakın, Gobertleri güzel. Yani bu build'den Rainbow Gobert yapan çılgın bir tayfa var. Yani bunu nereden amaç edindiler, misyon edindiler bilmiyorum ama çok fazla geliyor karşımıza. Ben vuran bir kişi olmadığım için bu körden etkilenmeyeceğim. Önemli olan bu. Bakalım neler oluyor. Yavaşça izleyeceğim arkadaşlar. Her şeyi görmem lazım. O da bana şu ikisiyle saldırdığı anda benim kalkanlarım çalışıyor. 23 zehir vermişim. 58 zırh almışım. Süper. Güzel saldırıyoruz. 47 zehir verdik. Hala bir sürü zırh alıyorum. 69 zehir. Güzel vuruyoruz ya. Güzel vuruyoruz. 87 zehir oldu. 150 zırh. Gayet iyi arkadaşlar. Gayet iyi. Bu rakip bizim canımızı indiremedi. Zırhımızı kıramadı. Yani belki çok güçlü bir rakip değildi ama artık hayatta kalma aşamasındayız. Burada güçlü rakipler geliyor. Küçümsememek lazım. Biz de bence güçlüyüz. Kuş gelir mi? Kuş geldi. Kuşu direkt alıyorum. Yılanı gene hızlandırırım. Yılanımız olabildiğince hızlı olsun. Daha da hızlı olsun arkadaşlar. Ne kadar hızlı olursa yılanımız o kadar iyi olur. Rollayalım bakalım. Bir tane daha geldi. Bu kristali de almak istiyorum. Bunu aldığım zaman artık her 7 debuff verdiğinde 6 daha fazla zırh kazanacağım. Yani şu an zaten 18 zırh kazanıyorum. 24 kazanacağım. Çok iyi. Bunu diğer tur almamız lazım. Evet, burada ne var? Burada Reaper oynayan bir rakip var. Şöyle bebekleri el ele tutuşturmuş. Güzel şeyler yapacak gibi. Zürafaları var. Yani bir sürü debuff verecek bana ve Darksaber ile müthiş hasarlar çıkartacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım kim kimi dövüyor arkadaşlar. Hazır mısınız? 70 armorla başladı. Ben 12 yoncayla başladım. Zehir verdi bana. Ben 23 zehir verdim. Direkt 50 armor aldık. Harika. Bakın stamina sorunu yaşıyorum. Tırpanların vurması önemli değil zaten. Tırpanlar hani vurmak için burada değiller. O yüzden problem yok. 63 zehir verdik. 74 zırha kadar çıktık. Ben de 50 zehirdeyim ama canım inmediği için hiçbir problem yok arkadaşlar. 95, 101 zehir, 88 armorum var, 109 vurduk. Müthiş. Yani bu build o kadar güçlü ki rakipler canımı indiremiyor. Darksaber'ın 37-42 hasarı var ama kazandığım bu zırhlar sayesinde canım inmiyor arkadaşlar. 109 zehir vermişiz zaten. 14 saniyede kazandık. Gayet iyi. Hemen bunu da alıyoruz. Bunu da buradaki zırhımıza takıyoruz. Şu an 4 tane kristalimiz oldu. Güzel. Bunu da buraya koyalım. Daha fazla boşluk her zaman iyi. Şu kalkan alır mısın? Şöyle koy. Bunu da böyle koy. Tamam. Bir tane daha şapka alabilirim. Çünkü bir tane daha kristal gelirse onu da koyacak bir yere ihtiyacımız var. Şöyle rollayalım bakalım ne geliyor. Birdlen geldi. Birdlen alsam mı? Şuraya koyalım hadi. Gerek var mı ya buna? Bilmiyorum, aldım vallahi. Gerek var mı yok mu? Evet, bir şey çıkaramadık. Devam bakalım. Burada neler oluyor? Rakibimiz ne yapmış? Alevli kılıçları almış. Kendine 167 hasar verdi ve öldüğünde bir kere dirilecek. Ama Phoenix'i yok arkadaşlar. Yani bu kalkanı iyi çalışır mı göreceğiz. Bu rakipten kuşkuluyum açıkçası. Çünkü kritik hasar vuracak sürekli ve şu hançeri bayağı bir yüksek hasara ulaşacak. Bakalım neler oluyor. Şu an zehir vermeye gene başladık. 47 armor aldık bir anda. 39 armor. Merak ediyorum ya bu savaşta neler olacak. Çünkü yeniden dirilecek ya, o korkutuyor beni. Yeniden dirildiğinde hangi boyuta ulaşacak rakibimiz. Ama ben çok yüksek zehri biriktireceğim, o garanti. Bir şey yapamıyor şu an bana. 70 zehir vurduk. 104 zehir istifim var. Yeniden canlandı. 115, 120. Yani çok absürt seviyede zehire ulaşıyoruz. 135 olduk arkadaşlar. Canı inmiyor şu an. Neden inmiyor? Koruma da mıydı? Evet. 155 zehirim var üzerimde. Rakibin üzerinde pardon. 166. 166 vurduk. 140 armorumuz var. Canımız inmedi. 31-35. 16-18 damage'lere sahip bir rakibimiz var arkadaşlar. Yani görün ne kadar güçlü olduğumuzu görün diye her tur bunları size gösteriyorum. Şunu alalım. Bunu mu alalım, kalkanı mı alalım şimdi? Yani şu kalkanı büyütmek artık işimize yarar biliyor musunuz? Çünkü bu iki tane slot alıyor. Tamam, bunu büyütelim. Şunu satalım. Bunu buraya takalım. Bunu almayacağım. Gerek yok. Rolla bakalım. Aa, Manor da geldi. Harika lan. Tamam. Tamam, devam. İşime yaradı açıkçası. Güzel oldu. Yani ejderha build yapan bir rakip gelirse bu iki kalkanım çok güzel çalışacak. O yüzden bunu almam iyi oldu. Ne oluyor? Bu ne abi? 300 armor. Sen ne yapıyorsun ya? 300 armorlu başladı adam. Debuff falan verecek bana. Güzel şeyler yapacak gibi. Darksaber'ı var. Debuff. Yani güzel debuff verecek. Darksaber'ın damage'ini arttıracak. Hadi bakalım. Savaş bayağı bir uzun sürecek. Ben de güzel zehir biriktireceğim diye düşünüyorum. Bakalım neler oluyor. Rakibin 300 armorunu ne kadar sürede kıracağım. Benim de 106 armorum oldu yani. Ne var? Sen veriyorsan ben de veriyorum arkadaşlar. Bu işler böyle. 131 armorum oldu. Şu an armorlarımız eşitlendi. Bende ekstra olarak 68 zehir var. Yok ediyorum seni yani. Sen ne yapacaksın bana? Evet, 218 armora ulaştık. Onun da canı inmiyor bu arada. Gayet güçlü bir rakip bu arada. Gerçekten güçlü. Bu build'ini tebrik ederim.
yaratıcı. Ama yani yapacak bir şey yok fazla. 144 zehir vurduk, artık bu noktadan sonra ölecek. 160 zehiri bam diye vuruyoruz kafasına ve canımız inmeden 345 armorla tamamlıyoruz savaşı. Harika, son savaşa gireceğiz. 14. kupayı almışız. Şimdi 15. kupayı alacağız. Buradan bir tane daha kristal çıkarırsam çok uçuk seviyeye gelirim ya. Bir tane kristal verebilir mi bu oyun bana? Vermedi. Hadi bakalım, şansımız yanımızda olsun. Vermedi. Şunu alsam kristal getirme şansımı arttırırım, biliyor musunuz? Yani 5. kristali alsam gerçekten karşı konulmaz bir hale bürünürüm. Veriyor musun? Vermiyorsun. Değil mi? Vermiyorsun. Kuş alalım. Kuş alalım arkadaşlar. Kuş alsam şöyle bir yere koysam olmuyor mu? Mesela şuraya koysam. Evet. Şunları satalım. Bunlar benim işime yaramıyor. Bir tane kuş alalım. Bunu buraya koyalım. Birdland işime yaramaz. Tamam. Yılanım bir tık daha hızlandı artık. Daha kısa sürede hasar verecek. Yani bakın, çok boş yer var. Aslında birkaç tane çanta satıp rollayabilirim ama kristal geldiğinde parayı bulamayacağım. O parayı tekrar biriktirmek sıkıntı olabilir. Ya tamam, bu şapkada kalsın burada ya. Güzel arkadaşlar. Yani bu ildimizin son hali bu. Bir tane daha kristal bulamadım. 5 kristalim olsa 30, yani her 7 debuff verdiğimde 30 kalkan alacaktım. Çok daha güçlenecektik ama olsun. Tamam, son savaşa bu şekilde giriyorum. Bakalım neler oluyor. Evet, rakibimiz ejderha build'ini yapmış. İşte bu arkadaşlar. Bakın, ejderha build'lerini önceki videolarımda gördünüz. Ben kendim de yaptım. Rakipler de yaptı. Yani sürekli vuruyorlar ve sürekli can yeniliyorlar. Ben iki tane kalkanı bu yüzden yaptım. Onlar vurduğunda bu kalkanlar çalışsın. Gobertlerim seri seri zehir versin. Bakalım çalışacak mı? Bu build'e karşı galip gelebilecek miyiz? Hadi bakalım izleyelim, görelim. Gene yavaşta izliyoruz. 70 armorla başladı rakibimiz. 17 zehir verdim. Ben de armorları çatır çatır alıyorum. Kalkanlarım çok iyi çalışıyor bu arada. Evet, müthiş. Yani müthiş seviyede kalkan alıyorum. 70 zehir verdim. 133 kalkanım var arkadaşlar. Ama iyi vuruyorlar. Bakın, kalkanım bile yavaş birikiyor. Zehirim çok fazla birikti. 118. Can yenileyebilecek mi? Güzel can yeniliyor. 154 zehirim var. Felaket durumdayız şu anda. 187 zehir vereceğim. 190, 206 zehir vereceğim. Öldü. Yani şöyle bir build bize karşı hiçbir şey yapamadı. Canım bile inmedi. 226 armorum var ve 204 zehir verdim arkadaşlar. Galiba bakın ya, yaptığım her videoda en güçlü bu build falan diyorum ama çok güçlü buildler bir şekilde buluyoruz, yapıyoruz. Bu seviyede hiçbir buildim olmamıştı sanırım. 16 saniyede çok fazla zehir biriktirip zırh kazanıyoruz ya. Gerçekten çok güçlü. Yani bu build'i yenebilecek build bilmiyorum var mı? Sadece şey var işte, mavi gemleri alırsın, takır takır kafamıza vurursun, o balta gibi. Ama onun gibi rakiplerde çok az geliyor. Aa, bu arada bu rakipte mavi gem var. Yani şansı tutmadı o zaman. Yani bunun şansı tutmadı, bize hasar veremedi, öyle diyeyim. %70 şansı var, bir de tutmamış. Yani birazcık da şans oyunu. Şöyle puanlarımızı alalım. Güzel bir videonun, güzel bir build'in daha sonuna geldik arkadaşlar. Reaper'la yapılabilecek en güçlü build sanırım bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım build hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videonun konusunu siz değil, ben seçeceğim. Çünkü aklımda gene çok güçlü bir build var. Ankette seçilmezse vallahi üzülürüm. O yüzden o build'i ben seçiyorum. Build'i yaptıktan sonra gene anketlerden ilerleriz. Hoşçakalın.